Merhaba arkadaşlar. Kolay ve pratik tariflerin adresi Tatlı Yemek Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle milföy hamuruyla tavuk baget sarma yapacağız ve böyle nar gibi kızarmış tavuklar elde edeceğiz. Malzemelerim hazır. Tarifime başlıyorum. Kişi sayısına göre tavuk baget kullanacağız. Biz kalabalık olmadığımız için 4 tane tavuk baget yeterli geldi bize. Tencereme bagetlerimi aldıktan sonra içine 3-4 tane kadar defne yaprağı ekliyorum. Defne yaprağı tavuk ve et suyuna güzel farklı bir aroma katıyor. Sonrasında 2 çay kaşığı tuz ekledim ve üzerine 3-4 parmak geçinceye kadar su ekledim. Suyumu ekledikten sonra da haşlamak üzere pişmesi için e, ocağımda orta hararetli bir ateşte pişiriyorum. Bagetlerimin pişip pişmediğini iki şekilde anlayabilirim. Bir tanesi benim yaptığım gibi böyle renklerinden renkleri biraz daha solduğu zaman pişmiş anlamına geliyor. Ya da siz çatal ya da bıçak batırarak da pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Tavuk bagetlerim piştikten sonra bir yarım saat soğuması için bekliyorum. Ve sonrasında da derilerini güzelce bagetlerden ayırıyorum. Tüm bagetlerim için aynı işlemi yapıyorum ve sonrasında da milföy hamurlarımı hazırlamaya başlıyorum. Milföy hamurlarımı kullanmaya başlamadan bir 10 dakika önce buzluktan çıkardım ve tamamen yumuşadığı zaman buzundan çözüldüğü zaman videoda gördüğünüz gibi 4 eşit parçaya böldüm. Milföy hamurlarımı kestim ve sonrasında da alüminyum folyo ile iki parmak genişliğinde şeritler hazırladım. Bu şeritleri hazırlamamın sebebi hem görsel olarak çok şık duruyor hem de yerken elimiz yağ bulaşı olmuyor. Bu sebeple yapmanızı öneririm. Eğer evinizde folyo yoksa da çok zorunlu bir işlem değil. Yapmasanız da olur. Alüminyum folyo ile Bagetimin uç kısmını kapladıktan sonra hazırladığım milföy şeritleriyle bagetlerimi tamamen kaplıyorum. Kaplama işlemini yaparken milföy hamurlarını böyle gördüğünüz gibi hafif birbirinin üzerine gelecek şekilde yaparsanız görünüş olarak piştikten sonra daha şık, daha güzel bir görünüş elde ediyoruz. Bütün milföy hamurlarımı tamamen bagetim kaplanıncaya kadar üst üste gelecek şekilde bagetimi sarıyorum. Sarma işlemimin bitiminde böyle bir şekil alıyor. Ve piştiği zaman gerçekten çok şık oluyor. Diğer bagetim için de ve tüm bagetlerim için de aynı işlemi gerçekleştireceğim. Önce alüminyum folyo ile uç kısmını kaplayacağım. Sonrasında da bagetin etli kısmını milföy şeritlerimle sara sara üst üste sara sara e, işlemimi yapacağım ve sonrasında da pişirmeye bırakacağım. E, bu tavuk baget sarmalar gerçekten çok lezzetli ve pratik bir yemek. Özellikle misafir sofralarında çok şık duruyor. İftar içinde yanına bir çorbayla meyve suyuyla gerçekten çok doyurucu bir öğün elde edebilirsiniz. Ben bu tarifi çok keyifle yapıyorum kolay ve pratik olduğu için umarım siz de beğenir ve sonrasında bana yorumlarla geri dönüş yaparsınız. Tüm bagetlerimi sarma işlemini bitirdim ve artık e, yumurta sürüp pişirme işlemine geçebilirim. Bagetlerimin üzerine bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının sürme işlemi bittikten sonra ben aromasını beğendiğim için üzerine biraz çörek otu ve susam serpiştirdim. Eğer siz de seviyorsanız yapabilirsiniz. Yapmasanız da olur. Bu tamamen zevkle alakalı bir durum. Son olarak milföylerimi tabii fırına veriyorum. Fırına verme derecesi her fırında farklı olduğundan ötürü 180 derece ile 200 derece arasında vermenizi öneriyorum. Bu şekilde altı üstü tamamen kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Ben 20 dakika kadar pişirdim ve bu sonuca ulaştım. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok lezzetli bir tarif. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.